Herkese merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Rüzgardan da muhtemelen anlayacağınız üzere Zülümpiyat'a gidiyoruz. Evet, İstanbul Spor maçı önemli bir deplasman. Her ne kadar İstanbul Spor kötü olsa da hava şartları şu anda çok kötü. İnanılmaz bir rüzgar vardı aslında girmemiş olmamıza rağmen. Allah diyecek çok şey var ama dedim ki içeride konuşacağım. Şu bir soğuğu atlatalım, içeri girelim, bir kendimize bir yer bulalım. Hepinize şimdiden iyi seyirler. İnşallah 3 puan alıp Kadıköy'e geri döneriz. Keyifli seyirler. Evet, yavaş yavaş tat doluyor da bu tarafta ilk defa geliyorum ben. Daha önce kamera arkasında şey yapmıştım. Kale arkasında daha önce bulunmuştum geçen seneki Karagümrük maçında. Dolayısıyla biraz küçük geldi gözüme. Şu anda neden bilmiyorum ama bir şey çalışması da var gibi duruyor. Bakalım. Yağış durdu. Biraz daha ılımlı bir hava var. En azından rüzgar yok şu anda. Maç saatinde ne olacağını bilmiyoruz. Bir sürü olay yaşandı en son Galatasaray maçından beri. Benim gelebildiğim vlogunu çektiğimiz en son videomuzdan beri diyelim. Süper Kupa oynanmadı. Biliyorsunuz. Yani diyecek çok fazla şey vardı. Artık ben sıkıldım. Türk futbolu her geçen gün daha da kötüye gidiyor. 2023 bitti. 2024 başladı. Hala aynı şeylerle uğraşıyoruz. Bakalım ne zaman oynanacak, ne zaman oynanmayacak bilmiyoruz. Daha ay son deniyor ama. Vallahi federasyonun artık bırakması gerekiyor. Ne olursa olsun. İnşallah hayırlısıyla 2024 daha da ilerlemeden bir istifa sesi duyacağız inşallah. Yani çok fazla artık herkesin ortak düşüncesi, ortak şeyi. İki kulübü de tebrik ediyorum. Suudi Arabistan'da yaşanan olaylarda dik duruşluluk gösterip her ne kadar en sonunda olay yine Ali Koç ve Fenerbahçe düşmanlığına dönse de ya da onların suçuymuş gibi lanse edilse de Atatürk'e karşı yapılan yani engelleme çabası, daha sonra Arapların zaten sosyal medyada yaptığı şeyler de belli. Yok yani bu duruş her zaman böyle olmaya devam edecek. Kimse bizim milli değerimize, en büyük milli değerimize laf edemez. Bunu karalamaya çalışamaz. Bunun üstünü örtbas edemez. Bu da böyle bilinen. Bakalım bugün Afrika Kupası'ndan ötürü eksiklerimiz var. Ciku yok. Stoper'de Osterwold'e Serdar oynayacak gibi duruyor. İrfan cezalı, Fred cezalı. Bugün sakatlıksız güzel bir oyunda 3 puanı alalım diyorum. Başka bir dileğim yok. Hep beraber göreceğiz. İnşallah. Yani sadece ismi güzel olan bu stadyumda güzel bir akşam kapatırız. Lider geldiğimiz deplasmanda da lider olarak evimize döneriz. Hep beraber göreceğiz. Senin ne alırım? Söyle senden başka. Fenerbahçe beni. Söyle senden başka. Senin ne alırım? Söyle senden başka. Göz önünde bulunduğu zaman yine iyi bir kadro, kötü bir kadro değil. Bir tek işte beni düşünen Serdar ve maç eksiği olan Mert. Yani o sayın olmamasına ötürü yapacak bir şey yok ama Mert oynayacak. Ki ben yeteneğine güveniyorum Mert'in. Takımı sahaya çıktı. İlk 11 belli dediğim gibi. Dominant bir oyunda ilk yarıdan bitirmemiz gerekiyor maçı. Bir yarım saatimiz var, ısınacaklar. Ondan sonra da başlayacağız. İlginç bir şekilde hava da güzel yani. Bizim şansımıza diyelim. İnşallah maç boyunca da böyle olur. İçindeki her deplasmanda olduğu gibi gene bir rezalet var. Dışarıda onlarca, yüzlerce insan bekletiliyor gene. Ben anlamıyorum. Yani niye böyle bir zulüm çektiriliyor insanlara? Başı başlaması 15-20 dakika kalmış hala insanlar. Güvenlik sebepleriyle içeri alınmıyor. Yani artık kulübün burada bir res çekmesi gerektiğini düşünüyorum. Allah ya Kasımpaşa deplasmanı olsun, işte Olimpiyat Stadyumu'nda olsun. Bilmiyorum abi. Bu artık
kötü niyet ya, başka bir şey değil. Bakalım inşallah herkes içeri girecek 15 dakika. Takımlar içeri girdi. Seremoni olacak sonra da maça başlayacağız. Koşularda anlıyorsunuz gol olacağını. Bu da onlardan biri de. Çok özel bir gol. Çok inanılmaz bir gol. Helal olsun. Ya 25. dakika yeni gelen insanlar var. Yani o kadar haklı ki tepkiler. Abiler fazla sobaları. Yapma! Uy! Helal Divan! Ne yapıyorsun Cengo? Cengo yapma Cengo! Nazardaydı, vallahi nazardaydı. Bir şey yok. Yani yapacak bir şey yok. Çok basit bir hata. Sevin Aziz'dir o da. İyi oynuyor, bugün devamı gelecek. Açınız. Ya uzun tok atmayın artık ya. Benzeri bir hata, bu sefer gole şey oldu. Affedin, döndü, devam. Her zaman, her yerde, en büyük bedel.
Çok kaçırdı bugün, çok çok kaçırdı yani. İsteklem altam ya bugün. Kırması lazım bugün. Sonra düşen bir oyun var. Daha sonra golüyünce toparlayan Fenerbahçe var. Cengiz Resitali yani. Her ne kadar İstanbul Spor olsa da işte böyle maçlar uzun süre oynamayan oyuncuların kurulmasına çok yardımcı oluyor. Özgüveni tamamen yerinde şu anda. 3 gol attı. Bir tane de yani kilit pası vardı. Çok iyi şu anda. Yani Ceko'nun kaçırdığı pozisyon var mesela. Onu çok güzel orta açmıştı. Devam. İrfan'ın performansının yerinde olmadığı dönemde Cengiz'e çok ihtiyacımız olacak. Yani birinden birini sakatlaya cezalı olduğuna çok ihtiyacımız olacak. Bu arada skoru vermen şunu söylemekte fayda var. Birkaç pozisyonda savunmanın döküldüğü anlar da oldu. Yani Livakovic'in de burada performansını küçümsemeyelim. Livakovic de burada çok önemli kurtarışlar yaptı. Bilmiyorum yani defansif anlamda kötü olduğumuz maç olduğunu düşünüyorum. Yani rakip İstanbul Spor olduğu için bir tık daha şanslıyız bence. Göreceğiz. İkinci yere birazdan çıkacak oyuncular. Valla bilmiyorum şeyden sonra Galatasaray maçından sonra böyle maçta ihtiyacımız varmış yani. O klas stresinden sonra, sinirden sonra. Dediğim gibi bekliyoruz oyuncuları. Yani bu sırada ben dedim kişisel bir ricam olacak dediğim gibi. Sene sonuna kadar 50 bin abone hedef koymuştum. Onu gerçekleştiremedim ama artık yavaş yavaş o adımları atmaya başladığım için deplasmada o yüzden gelmek için zorladım kendimi. Her ne kadar İstanbul içi olsa da. Yani sizden de tek ricam. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa, keyif oluyorsanız bana destek vermek istiyorsanız yapabileceğiz en işi. Kanala abone olmak. Ben de en kısa sürede bu 50 bin hedefine ulaşırım. Dediğim gibi şimdiden teşekkürler. İkinci yarı için oyuncuları bekliyoruz. Çıkacaklar şimdi. Kaldığımız yerden devam. Stabil oyunda. 5'i de atarız, 6'yı da atarız. Ama önemli olan şu anda sakatlıksız maçı atlatmak. Hep beraber izleyeceğiz böyle. Görmeyiz tam sol bekini çıkartıyor. Allah bol lofaş etti Cengiz orayı. Bol lofaş etti. Eğer doğru görürsen tabii. Çok ilginç ya. Bir işkence. Bir işkence. Bir işkence.
olmaya başladı. Geçen sefer de söyledim, Tadic penaltısı fobi olmaya başladı ya. Doğru değişiklikler. Çeko zaten açıyordu. Batshuayi'nin girmesi şu an çok daha mantıklı. Emre'ye de zaman vermek istedim. Cengiz'in bu olan üst performansından sonra doğru değişiklikler devam. Yani maç bitmiş, tamam mı? 5 dakika uzatma verilmiş burada. Ya şu fauli yapmanın ne anlamı var ya? Ne anlamı var? Çocuk zaten sakat ya. İkinci yarıda tempo düştü tabi. Cengizler ne kadar düşünmese de kaçırdığımız penaltı var. Bir şey var ama çok da mühim değil artık. 3 puanı 5 golle aldık. Atacağımız 10 tane bile atabilirdik yani ama dediğim gibi kâfi diyelim bugünlük. Güzel maçtı. Hava da bir nebze benim beklentimden daha olumluydu, daha sıcaktı diyelim. Şimdi dönüş yolu 2 saat. Karşı tarafa geçeceğiz. Çarşamba günü Konya maçımız var, erteleme maçı. Orada tekrar beraber olacağız. Dediğim gibi videolardan haberdar olmak istiyorsanız, destek olmak istiyorsanız en güzel yöntem abone olmak kanala. Teknik klikle. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Çarşamba günü, Ağustos'ta göreyim. Bu videonun yayınlanmasıyla Perşembe günü tekrar kanalda görüşeceğiz Konya videoyla. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiler.